23 Kasım depreminde ağır hasarlı olarak tespit edilen iki katlı evlerinden olan aile 2 yıldır türlü bahaneleriyle evlerinin yapımına başlanamaması gerekçesiyle Öncü Haber WhatsApp ihbaratına ulaşarak bu mağduriyetin son bulmasını istediklerini belirttiler. Biz de Öncü Haber ekibi olarak yaşanan bu mağduriyetin yerinde gözlemlemek için Nevzat amcamız ve Halise ablanın yanına gelerek konuyu kendilerinden dinledik. Diyerek dolanabiliyordu. Şimdi onun da yapma fırsatı yok. Hani onu da isterseniz şey yapın diyorum. Çocuk emekleme bile emekleyemiyor. Zaten abi, kilo aldı olur. Oturmaktan. Artık hareket dedim. Ne zaman demin değil işte, ne değil. Bir gün evvel yapılmasını istiyor. Evet. Çocuğa da söz verdiler, sana da yapacağız dediler, hak tanıyorlar dediler babadan. Ama ona da yok, şimdi yok. Tek bana çıkıyor. Onu da mı diyor? Keşke ilk durmasaydım diyor. Şu anda Halise teyzeyle beraberiz. Burada da Necat dedemizin kızı oluyor kendisi. Evet. Halise teyzeciğim, durum nedir? Siz bir de sizden dinleyelim. Geçen işte deprem zamanı yıkıldı. Geldiler, ağır hasar verdiler. Biz çok istemedik yıkılmasın çünkü böyle olacağını ben tahmin ediyordum. Tam kış zamanıydı. O yağmurda bizi bir şekilde paldır küldür konteyner. Dediler ki ilk başta 3 tane seçenek verdiler. Üniversite yurda mı yerleştirelim, kiraya mı çıkarsınız, konteyner mi istersiniz? Sallantılar da bitmemişti. Biz de dedik hem buradan ayrılmak istemedik. Çocuk da çok seviyor köyünü. Konteyner istedik. Ben bilemedim böyle kötü, karanlık olduğunu. Hiç insanın başına gelmeyince bilemiyormuş. Konteyneri yerleştirdiler, oturduk, işte apar topar biz de dediler ki bir içinde boşaltın. Evi boşalttık, yağmur da çok yağıyordu o gün. Boşalttık apar topar, buraya yerleştik. 6 ay sonra evi yıkmaya geldiler. O kadar belki hasta olmadık, o yağmurda çok kötü hastalandık zaten boşaltma aciliyeti yüzüne. Ondan sonra dediler ki 6 ay içinde biz evi yıktıkları zaman gelenlere dedim ki afet ekibine ne zamana yapabilirsin? Çünkü benim çocuğum karanlıkta gözleri görmediği için dedim eksiklik var, duramıyor. 6 ay içinde yapacağız dediler, deprem oldu. Tamam, orası daha kötüydü çünkü Allah yardımcıları olsun. Dediler ki sonra geldiler, yok bu ev, koca ev vardı, oradan kesiyoruz, buradan kesiyoruz, devletiz dediler. Sığdıramadılar evi olduğu yere. Arkaya kaydırdık, dediler ki izin isteyeceksiniz yan arsadan. Çünkü burası şahıs babamın, arkası hisseli amcamla. Amcam vefat ettiği için yeğenlerinden izin aldık. Dosyaları götürdük. Şey dediler bize, noter tasdikli işlem yapılıyormuş, onu yaptık, götürdük, tamam dediler, başka işlemleriniz bitti. Mart'ın ilkinde ihale olacak, ihaleye gireceksiniz, evinize başlayacağız dediler. Sonra eşim habire aradı, Ocak'tan itibaren bir başladı, zaten biz aradık, gittik AFAD ekibine, tekrar arıyoruz, artık bizi aramayın, Mart'ı bekleyin dediler. Bize Mart'tan önce Şubat'ta ihale olmuş ve bizim dosyayı unutmuşlar ihaleye koymaya.
Unutunca Mart'ın başındaki ihaleyi kaçırmış olduk. Yazın sonuna doğru ihale olacağını söylediler. Bir daha inşallah unutmazlarsa yapmayı düşünüyorlar. Peki bu durum ne zamandır böyle? Sizin de engelli çocuğunuz var. Size ne gibi eksiklik katıyor? Çok eksiklik katıyor. Çocuğum böyle dört dizi ve elleriyle evin içinde gezinebiliyordu. Burada gezemiyor. Dönmesi sıkıntı. Çünkü serebral palsi hastası artı epilepsisi var ve çok karanlık olduğu için durmadan nöbet geçirdi. Geçen seneden bu yana. Arada yine işte başka bir ilaç ekleyip biraz dizginlendi ama evde durmak istemiyor. İstemiyor. Zaten girdiğimiz an dedi ki oğlum anne ben burada yapamam. Deprem de oluyor. Çok da korktum. Büyük bana dedi bir katlı ev bulun. Düzce'de bir katlı ev bulun oraya gidelim dedi. Bahçesi de olacakmış çocuğumun isteği. Oğlum dedim Düzce'ye gidip bunu bırakamayız. Buraya da şey yaptık dedim, alıştık şimdi. Azıcık daha sabret diye böyle oyalamaya çalışıyorum çocuğu ama artık iyice bıktı. Ne zaman? Artık dedi vazgeçtim, bizim evimiz olmayacak, anlaşıldı dedi çocuğum. O kadar. Peki yetkililere buradan ne demek istersiniz? Lütfen bir an önce bizim mağduriyetimizi gidersinler, evimizi bir an önce başlasınlar. Yalvarıyoruz Allah rızası için yani. Çok iyice bu, artı bir de yazın daha kötü oluyor, hiç duramıyoruz. Çok sıcak oluyor, karanlık, durulmuyor. Konteynerler de çok eski olduğu için aşırı bir koku var. Yazın hiç durulmuyor kokudan, yazamıyoruz bile. Yaz gelmeye başladı, daha hiç kimseden hareket yok. İnşallah yaparlar diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Evimizi bir an önce geri versinler. Evet Kerim Ali, sen ne söylemek istersin bu durumla alakalı olarak? Evimi istiyorum artık, yeter. Yeter yani. Sen bu evde gezemiyor musun? Öbür evde gezebiliyor muydun? Geziyordum. Gene işte ben. Yani rahattı. Peki bu ev sana ne zorluklar katıyor? Ya dönmemi engelliyor.